Hayır yani biz de sanatçıyız yani. Bu konuda insan kayırmak olur mu? Arkadaşlar dün gece uyudum ateşi yakıp. Birden bir helikopter geldi arkadaşlar. Gripping grubu. Bu müzik grubu olan. Dedim hayırdır kardeşim dedim. Burada dedi biz dalgalanıp da durulacağız dedi. Dedim bak burada dalgalanıp durulamaz. Burada dedi sen dalgalanıp durulamaz. Burada dedim sadece 30-35 sene kadar önce Muzayyen Senar dalgalanıp duruldu. Türk sanat müziğisi icra ederdi arkadaşlar biliyorsunuz. Cumhuriyet'in divası. Ateş söndü ya. Sinirden ateşi gazabımla söndürdüm yanlışlıkla ya. Evet. Evet işte arkadaşlar tartışma çıktı. Dedim durulamazsın durulurum. Durulamazsın dedim durulamazsın durulurum. Ondan sonra tam o sırada arkadaşlar KYK'dan geldiler. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ben bursa başvurmuştum. Memur bey dedi sen de dedi bursu ne yapacaksın dedi. Sen dedi yoklukta mı dedim. Bu ada benim dedim memur bey. Bu ada komple buranın dedim arsa. Dedemden kalma benim dedim bak. Kokonatların yanında tapusu git bak. Ondan sonra arkadaşlar bir inceleme falan yaptılar. Bursu verdiler. Evet yani galiba böyle oluyormuş arkadaşlar. Yani orada Allah korusun deseydim. Hani yok ihtiyacım var deseydim. Ama giderlerdi. Yalnız şunu unuttuk arkadaşlar. Bu arada ben o sıra kokonat toplayayım. Bu arada bugün gidiyoruz. Buradan ayrılıyoruz bugün. Yalnız işte şeyi unuttum. Yani keşke adada mahsur kaldım. Gripine söyleseydim. Beni de atsalardı. Onu unuttum. O yüzden tekrar mahsur kaldım. Yani işin kötüsü artık beni kaybolduğumu da anlamayacaklar. Evet bu ağaçta kokonat yokmuş. Boşuna çıktık. Evet boşuna tırmandık. Şu anda geri iniyoruz. Gördüğünüz gibi oksijenle tutunarak geri iniyorum. Adada böyle kabiliyetler kazandım. Şunu alalım da. Bu arada arkadaşlar etimiz pişiyor. Pişmiş. Evet yanlışlıkla evet. Şu anda gördüğünüz gibi zehirlendiğim için bir şeytana dönüştüm. Vücudum şu anda bir şeytan dizaynında. Yani şeytanı geçtim zombiye dönüşmüşüm arkadaşlar. Bu nedir ya bakın ya. Böyle olmaz ya böyle olmaz. Bu ada şartları gerçekten beni artık bıktırdı ya. Yanlışlıkla yedim ya. Çiğ normalde yemeyecektim. Dikkat ettiniz mi? İki tane etim vardı. Pişmişi yedim yanlışlıkla çiğ de yedim ya. Her neyse arkadaşlar şuradan bir keselim şöyle bir kokonatımızı alalım. Dediğim gibi bugün gidiyoruz. Bugün şu karşı adaya transfer olacağız. Ama susuzuz. Önce bir kokonat suyu içelim. Öyle defolup gidelim. Evet buldum. Şuraya tırmanalım. Çünkü arkadaşlar ada benim dedim. Kaya kaya. Şimdi yani arsa vergisi vesaire çıkabilir. O yüzden buradan hemen defolup gideyim. Geldiklerinde beni bulamasınlar. Evet. Bunu içelim. Ne oldu bakalım. Buraya sonra geri döneceğim. Yalnız şuraya bakacaktık bir. Bir şuraya bir dalacağım. Şuraya bir dalayım arkadaşlar. Çünkü bakmadım oraya. Evet. Maşallah. Yani şu anda bu mu daha ilginç yoksa benim su altında konuşabilmem mi? Evet şu anda boğuluyoruz. Aa! Motor. Motor buldum arkadaşlar. Yanlama vakti yanlama. Tek teker yapma vakti. Bunlar ne mayın mı bunlar? Burada şey var mı ya burada köpek balığı. Köpek balığı değil de burada Denizbank şubesi var mı ya bursu çekelim. Şu elimdekileri arkadaşlar bir bırakayım adaya gereksizleri. Ondan sonra gelip şu motoru falan alayım motoru kaçıracağız. Burada yapacak bir şey kalmadı. Belki tekne bile yaparız yani. Bunları bir önce bir bırakayım şuraya. MPT kokonatımızı. Hatta bunların alayını. Abi bıçağım gitti bıçağım. Bıçak gitti ya. Bıçağın nerede? Şöyle biraz dikkatli dalalım arkadaşlar. Aha, gel lan buraya gel. Çünkü maceraya gerek yok. Endişeye mal yok endişeye. Gazapizm evet. Vursam ne olur bunlara? Bunlar mayın değildir inşallah. Evet. Boğuluyordum kardeşim ya. Aa tepede de konteyner var. Evet şu an tırmanamıyorum. Geçenlerde Habeş maymunu gibi tepelere tırmanıyordum. Burada bir tane geminin üstüne çıkamıyorum evet. O ne lan öyle Lego gibi. İşte çıktım mı da tam çıkarım arkadaşlar. Tık çıktı mı? Ya çıkamam çıktım mı tam çıkarım bakın. Evet şu an yine aç ve susuzluk çekmeye başlayacağız. O yüzden buradan uçayım. Oh! Şuraya da gidelim arkadaşlar. Şuraya da gidelim. Şurada da bir batık var. Buraya yüksek ihtimalle daha önce batmışlar. Şu konteynerlarımın içinden ne çıkacak bakalım. Bir kutu açılışı arkadaşlar. Hadi bakalım. Kutu açılışı yapıyoruz şu anda. Şunları bir bırakalım. Maşallah harika. Harika balta. Aa el fenere. Ayırtan. Çakmak gazı. Çakmak gazı çıktı. Bunlarla neler yapabiliyoruz ya. Bakın arkadaşlar yeni çekicim bakın. Bakalım sağlam mı?
Bayağı güzel. Harika ötesi. Şu anda siz kırılmadı sanıyorsunuz ama şu anda yeryüzünü çökertiyorum. Çekişle. Yani şu anda olduğumuz bölgeden bakın. Yani gökyüzünden anlayabilir misiniz bilmiyorum yani. Gözleri iyi olanlar. Motorla kırsam. Evet, olmuyor. Neyse biz emanetimizle kıralım arkadaşlar. Emanet gibisi yok. Gerçekten emanet gibisi yok. Yani hiçbir şeye yaramadı gördüğünüz gibi hiçbir şey. Her neyse arkadaşlar buradan bir şu ileriki adaya bir gidelim bakalım. Hadi bakalım. Evet şu an gidiyoruz. Aa şu an gidiyoruz. Bakın bakın bakın. Bakın adayla birlikte gidiyoruz. Dur lan. Kalk. Gerizekalı herif. Teknemizi suya indirelim. Ondan sonra buradan defolup gidelim buradan. Defolup gidelim buradan. Hadi bakalım. Yani eskiden ekmek aslanın ağzındaydı şimdi kıçında. Arkadaşlar gerçekten çok sinirleniyorum. Özür dilerim sizden. Kardeşim önce şunu al da öyle otur. Evet acıktık şu anda. Aç karnına da yola çıkılmaz ama. Her neyse arkadaşlar çok da uzak değil gibi. Hangisine gidelim? Şu daha bir aydınlık gözüküyor. Ona gidelim çünkü diğerine. Evet şu an bayağı mantıklı kararlar veriyoruz gerçekten. Aç karnımıza. Havada kararacak birazdan oraya gidene kadar. Yani bu tür ortamlarda, bu tür hayatta kalma yani zorlu ortamlarda biraz daha gözü açık olmanız gerek. Mesela ben şehir hayatında da yani belediyemizde de mesela bir yemeğe vesaire katılıyoruz. Orada adam dedi ki geçen. Burada dedi açgözlü şerefsizlere yer yok dedi. Ben ayakta kaldım. Ya şimdi adam onu söylemese oturacaktım belki arkadaşlar. Yani ayakta kaldım, ayakta yemek bile yiyemedim. Evet şu anda kızgın güllerin üstüne doğdu arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Ve biz hala gelemedik. İnşallah gidene kadar başımıza bir halt gelmez. Çok az kaldı. Keşke Mithat da burada olsaydı şimdi. Param en azından bana olan borcunu öderdi. Mesela bu da bir şey arkadaşlar. Mesela birisini unutmak istemiyorsanız ona borç verin. Asla unutmazsınız. Şuradan şuraya yanaştıralım da. Aa, burası da düzlükmüş ya. Burası bir patika gibi geldi ama değilmiş. Şurada durabiliriz. Evet. Tamam. Al 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 al. Getir 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 kayı getir. Getir getir getir. O ne lan? Arkadaşlar bu haram haram hayvan geldi arkadaşlar. Haram hayvan. Bırak. Botu bırak. Botu bırak. Botu bırak. Gel buraya. Gel buraya gel. Arkadaşlar şu anda domuz saldırısına uğradık. Yani bu domuz da değil. Bu başka bir şey yani. Bu evet bu seyahat körebe oynamak gibiydi. Hepimiz kördük. Ebemizi gördük. Yani bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu kaçalım bari. Elimizde de bir şey yok ya. Gaz tankıyla vursam. Ah geliyor. Şiş. Oğlum oğlum oğlum. Bak bana bak. Bana bak. Bak. Taş yok mu lan burada? Taş. Taş yok mu lan? Ha? Ha? Bas git lan. Bak seninle anlaşma. Seninle anla. Kim delikanlıysa o kalır lan burada. Kim delikanlı? Yani şimdi şöyle bir bakıldığında hani kendi bakın orada ateşimiz yanıyor. Hani neden şimdi onu? Ben bilmiyor muyum yani şimdi bunu indirmeyi? Ulan arkam var lan benim. Arkam var lan. Çağırmazsam şerefsizim lan. Çağırmazsam şerefsiz. Duralım arkadaşlar. Şurada duralım. O kendisini o öldü arkadaşlar. O öldü, öldü. O az önce öldü ama şu an kendisinin haberi yok sadece. Kendi bilmiyor. Kardeşim yanacağız. Bot yanmasın da. Bota da boyun uzattı. Botu da deldi ya. Kardeşim bota bak ya. Bota bak ya. Gerçekten hayat babaannemin örgüsü gibi. Yani bir ters bir düz. Ateş harlı. Allah'ım yardım et Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Bu arada geçen burada otururken dumanla mesaj geldi. Ben okudum yani bir yeni bildirim var diyordu bu dumanda. Okudum arkadaşlar bunu şey yapmamız lazımmış. Buna evet bu şekilde. Yani mantıklı. Gördüğünüz gibi su gelmeye başladı şu an. Bunu koymadan zaten su gelmiyormuş arkadaşlar. Yani biz neyin peşindeyiz ki? Bunu yaptık burada bekliyoruz. Su bekliyoruz ya. Susuzluktan öyle. Bakın şu an su damlıyor. Bakın 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 damlaya damlaya göl olacak bakın. Vallahi gebertirim ha suyuma gelirseniz. Bana bak geliyor arkadaşlar. Artık su problemimizi çözüyoruz burada. Yalnız az önce gerçekten çok içerledim. Yani ben de arkadaşlar burada bir şekilde artık hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Yalnız ben oraya gidip onu bitireceğim. Bize şekil yapan o aygırı bitireceğim. Yani ben de dedem gibi büyük bir adam olmak istiyorum. Dedem de büyük bir adam olmak isterdi. Evet, gözümüzü açtık yeni bir güne şu anda. Maşallah hava bugün bayağı güzel. Yani gelecek olan tsunami dışında bayağı güzel yani. İnşallah o şerefsizin üstüne yağmıştır da ölmüş. Hemen gidip suyumuza bakalım, suyumuza bakalım su gelmiş mi? Bakalım bakalım bakalım. Maşallah yarısı dolmuş arkadaşlar, yarısı ya. Alayını içtim. Gördünüz mü? Harika. Artık su bugu bulduk. Su bugu. Artık susuzluğa son. Maşallah. Evet gayet güzel. Gidip bunları hemen bir pişirmeye bırakalım. Ateşimiz sönmüş. Yine ateşimiz sönmüş ya. Hemen şöyle arkadaşlar. Şu anda ateşi yakıyorum. Evet harika. Harika. Harika.
Etlerimizin. Evet, bu pişsin şimdi. Suyumuz güzel. Bir tek yemek işini de çözdük mü, her şey için hazırız. O yüzden yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz pişerken ben de size bir hikaye anlatayım. Bir masal anlatayım. Şimdi bir tane adam varmış arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha adam varmış. Masal bu kadar. Yani çünkü bu devirde adam mı kaldı ya? Etimiz pişiyor, az kaldı. Aa, çatapat silah buldum arkadaşlar. Çatapat silah buldum, bakın. Bakın. Düğün yok mu ya, düğün? Sıkayım mı? Sıkayım mı yukarı? Neyse, bu dursun, bunu en olmadı şu aygıra sıkarız bunu ya, yanar. Bunları zaten buraya ben bıraktım. Kumpas. Ha, kumpasa geleceğiz ya. Bize kimse kumpas kuramaz lan bunu. Bunu da alalım. Kumpası da aldık. Evet, gidelim. Bu arada su da var. Maşallah su. Yani su erikli damacana su gibi geliyor arkadaşlar. Maşallah. Bunu yiyelim. Bunu da bırakalım. Şimdi etimiz pişerken bir şöyle bir bakalım. Bir tane silaha ihtiyacımız var arkadaşlar. Arrow. 8 sezon. Eyvallah, Arrow arkadaşlar, Arrow burada. Ne gerekiyormuş? Stone Tool ve Wood Stick. Olur. İlk defa böyle bir şey görüyoruz, gördüğünüz gibi. İlk defa karnımız doydu arkadaşlar. Bu açlıktan öleceğiz yani. Şu ağacı kesmemiz lazım. Aa, kokonat. Kokonatı alalım da öyle kesin. Ziyan olmasın arkadaşlar. Düşüyor. Düştü. Oo, düşmedi. Uçtu. Hemen bu yaprakları alıp su tesisatımızın üstüne yerleştireceğiz. Su çünkü güzel geliyor oradan. Şöyle kokonatı bir ovalım şöyle bir. Arkadaşlar bakın. Kokonatı ovuyorum. İşte böyle her şeyi kullanabilmeliyiz arkadaşlar. Her şeyi. Bu arada arkadaşlar, av için, balık avı için bakın şey yaptım. Balık da avlamaya başlayacağız. Karnımızı da böyle doyurabiliriz yani. Hatta şuradan bir başlayalım hemen. Balık. Gel oğlum. Gel. Şunun üstünden avlar mıyız? Aha. Balık. Avladım. Gel lan buraya, gel. Arkadaşlar burası cennet. Cennet. İşte şimdi karnımız doymaya başladı. Hemen balıklarımıza bir bakalım. Hatta buraya bir 50 santim akvaryum kurup onu satabiliriz sahibinden de. Yalnız balıkları pişirmeden önce yine şeyimiz düştü. Kan değerlerimiz düştü. Gölge bir yerde biraz istirahat edelim arkadaşlar. Çok çalıştık bugün gördüğünüz gibi. Şurada bekleyelim azıcık. Yani buradaki yaşam mottomuz nedir? Burada sürahi olmak için uğraşmıyoruz. Burada bardak olmak için uğraşıyoruz ki. Sürahi bizim önümüzdeyiz. Acaba Arov'la onu indirebilir miyiz? Ya en azından yanımızda bulunsun da arkadaşlar. En azından vururuz yani, şansımızı bir deneriz. Kafasına geçiriz. Çünkü diğer türlü yani... Hani tamam, bizim de kendimize özel yani, bakın bunun gibi emanetlerimiz var ama bu olmuyor yani arkadaşlar. Bu adama bir şey... Evet, bu arada ada hayatında maalesef... Suyumuzu da içelim bu arada da. Bazı bildiklerimi unuttuğum için Arov'u yanlışlıkla mızrak sandım. Arov okmuş. Olsun. Olsun, bu da güzel. Okumuz burada bir dursun arkadaşlar. Daha güzel. Daha uzaktan indiririz bunu. Şimdi bir 5-10 tane daha ok yapacağım çalışıp. O zaman bir balık yapalım ya, madem karnımız acıktı. Hepsini yapalım. Tane tane pişirelim arkadaşlar. Ateşimiz şey yapıyor, ateşimizi bir. Bu arada o pişerken biz de eşyalarımızı kendi yattığımız yere koyalım arkadaşlar. Bilirsiniz. Ya, bu arada yemeğimiz pişti. Hemen yemeğimizi yiyelim. Şunu bir bırakalım. Yani bir insan niye çantasında motorla şeyle gezer ya? Şunu bugün menüde balık var arkadaşlar. Bugün menüde balık yiyoruz ya. Şöyle bütün malzemelerimizi şöyle bir koyalım. Çünkü şey yapacağım. Şu kutuları getireceğim. Kutuların içine koyacağım malzemelerimizi de. Bu balık mı? Bu mutasyon geçirmiş bu ya. Bu neyse, bu dursun. Evet, maaş. Evet, ateş söndü. Ateş niye söndü? Şu anda bir telefon hakkım olsaydı şarkıcı Ozan'a bağlanmak isterdim. Yani onun şarkısı var biliyorsunuz, sönmüyor ateşimiz diye. Ama alev de yanmıyor. Nasıl böyle olabiliyor? Bizimki anında sönüyor. Yani illa yani takasa mı girelim? Ruhumuzu, şeytana ruhumuzu takasa mı girelim ateş karşılığında? Yok arkadaşlar, yok, gidelim odun bulalım. Ateşimizi yakalım. Evet. Emanet kırıldı. Tamam, buldum. Bizim burada şeyimiz vardı. Şunu da alalım hem. Ulan yine aynı yere gelmişiz lan. Ben de başka bir yerdeyim sanıyorum ya. Bu çıra mıdır bu, nedir? Evet, yakalım ateşimize. Çünkü balımız yarıda kaldı ya. Yok mu burada yer ya? Diğerinde var mı? Diğeri nerede? Çaldılar mı? Çalmışlar ya. Aa yok, ben almışım arkadaşlar. Kendim çalmışım ya. Kendime hakim olamıyorum ya. Şu iki tane daşımızı şuraya bir koyalım. Vallahi çık kafana atarım bak ha. Şunları şuraya koyalım. Daşlarımızı koyduk. Gidelim biraz uyuyalım arkadaşlar. Bugün çok çalıştık gerçekten. Uyumayı hak ettik. Bugün adeta bir savaşçı gibi uyandık. Bugün savaş malzemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Ateşimiz sön şey yapıyor. Bakalım açlığımıza, susuzluğumuza. Birazdan bir balık avı yaparız. Aç olduğumuzda sıkıntı yok. Önce bir tane stone tool yapalım kendimize. Hemen bir tane taştan yapabiliyoruz. Evet, yeteri kadar yaprak topladık. Şimdi bir tane, ben buna ip diyorum ama bu ip değil galiba. Şu anda meşale yapabiliyoruz. Emanet yapabiliyoruz. Ama biz daha iyisini yapacağız arkadaşlar.
Bakın gördünüz mü? Balta. Öncelikle bir tane ok yapıyoruz. Çünkü ay yay yapıyoruz. Evet, yayımızı yaptık şu anda. Bir tane ok yapalım madem. Bir tane de arkadaşlar şey yapacağız. Ne yapacağız? Şey yapacağız. Balta yapacağız, balta. Bir tane daha taş lazım. Taş, 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 taş. Evet. Taş taş üstünde kalmadı gördüğünüz gibi. Harika, harika. Bunda şimdi bir tane vururum arkadaşlar buna, bu düşer, bakın bakın. Bakın şimdi bakın. Emanetle ağaç kesiyorduk arkadaşlar. Kimse bizim şeyimizi sınamasın yani. Ulan. Şimdi arkadaşlar palmiye yapraklarını alıp hemen su tesisatımıza koyuyoruz. Bir şekilde karşımda. Su tesisatımızı tekrar kullanılabilir hale getirdik. Bunu da keselim. Daha sonra wood sticklerimiz de olsun. Çünkü çok da onlar ihtiyacı oluyor. Evet maşallah. Burada bir sürü oldu. Yalnız arkadaşlar bunları bir... Önce bir şu elimdekileri bir şuraya bir bırakayım da öyle taşıyayım. Adeta bir depoyuz ya. Metin 2 depoyuz. Yani burada arkada WC yok mu hani arkamızda? Hemen odunlarımızı da buraya koyuyorum. Allah. Orada bir şey araya karıştı ama olsun. Birkaç tane daha taş bulup arkadaşlar ok yapacağım. Ondan sonra da o bizim misafirliğimize saygısızlık eden dallamayı bitireceğim. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar ağladım sala ağladım. Gel buraya gel 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 gel. Ben sana demiyor muyum lan ne zamandır tabi. Elimde taş varken dalga geçe geçe burada duruyordu arkadaşlar, böyle uçup gidiyordu sonra. Az kaldı arkadaşlar az. Birkaç tane daha ok yapıp yarın sabahtan baskına gidiyoruz, baskına. Baskın basanındır arkadaşlar. Yarın baskına gidiyoruz. Evet şu anda şafak operasyonu başladı. Sabahın erken saatlerinde onu uyurken avlayacağım inşallah. Yanıma sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane ok, bir de beyaz kefenimi aldım. Sadece böyle gidiyorum. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Kendime bıçak yapacak taş bile bulamadığım için, hatta bütün taşlarla kendime ok yaptığım için kendime bıçak yapabilecek bir taş bile bulamadım. 6 tane ok, okla gidiyorum arkadaşlar. Okla. Oo evet sarsın. Allah. Yani o kadar fakiriz ki virajı bile alamıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi dalgalar bizi sürüklüyor. Şafak operasyonu dedik ama biz gidene kadar galiba zaten ertesi gün olacak. Olsun, yine şafak operasyonu olacak. Ertesi gün sabah varacağız inşallah. Orada karşımıza neler çıkacağını bilmiyorum. Geçen gittiğimizde kendi haddini bilmeyen bir hayvan çıkmıştı. Tek ihtimalle yine oradadır, bir yerlerdedir. Olsun, ona da oku saplayacağım arkadaşlar. Saplayacağım. Bu arada bizim ada da bakın arkada kaldı. Kim vurduya gittim, birazdan döneceğim. Yaklaşıyoruz arkadaşlar şu anda. Herhangi bir tehlike anında oku kendime de saplayabilirim. Çünkü gerçek delikanlılık bunu gerektirir. Şu anda adaya vardık. Şöyle bir... Arkadaşlar aa geliyor 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 geliyor. Gel buraya gel 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 gel. Boşa gitti, boşa. İki tane okumuz boşa gitti. Gel buraya gel, adam toplayıp geldim aslanım, adam toplayıp geldim. Bir öyle hareketler yapma bana, saçma sapan hareketler yap. Arkadaşlar bu ne, bu domuz mu aygır mı, bu su aygırı dedikleri bu olsa gerek yani. Bu arkadaşlar bunu avlamamız lazım ya. 4 tane okumuz kaldı ya. Oklar takılı kaldı gitti ya. Nereye gitti bu ahlaksız ya? Gel buraya gel. Gel buraya. Bu ne bu? Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Bu ne bu ya? Bu başka bir şey bu ya. Çekilin lan be. Aa, şu oklarımızı alalım. Yani şimdi bir teknik yapıyor gibi. Şimdi atsam oku suda ivme kazanmayacak ok. Anladınız mı? Duracak yani. Yavaşlatacak. Bu teknik biliyor bu arkadaşlar. Bu teknik bilen aygır ya. Boğulmasını mı beklesem acaba, ne yapsam? Ya bu bize kolpa atıyor, kolpa. Yani deve kuşuna uç demişler. Yani demiş ki ben deveyim kardeşim demiş. O zaman demişler koş. Deve kuş da demiş ki ben kuşum kardeşim demiş. Herkes işine geldiği gibi arkadaşlar, şuna bak. Ya da delikanlıysan gelirsin yani. Ha bir tane atayım bakalım şuna ok. Aa vurdum vurdum. Bir şey diyeceğim, ok bitti. Okları geri versene kardeşim, bir şey deneyeceğim. Bunu yiyeyim bari, ok bitti. Ne yapayım, bu burada kaldı zaten arkadaşlar galiba. Bu burada dönsün ya. Bildiğiniz yani düşmanı bekletiyorum şu anda ok yapmak için. Dikkat ettiniz mi? Evet fırtına geliyor arkadaşlar. Hayko Cepkin geliyor. Hayko Cepkin fırtına. Ne yapacağız lan burada? Oha. Evet şu anda şimşek çarptı arkadaşlar bize. Gerçekten. Allah'ım yardım et Allah'ım. Yani bu şimşek değil ki, bize ateş ediyorlar resmen gökten yani. Ah. Kafa. Ulan bot yanmaz inşallah ya. Arkadaşlar çok kötü kaldık ya gerçekten. İnşallah şu şerefsizin üstüne düşer de ölür ya. Gerçekten böyle bir yağmur olur mu arkadaşlar ya? Biraz açıklıkta mı dursam, ağaç arasında mı? Neyse inelim inelim arkadaşlar. Daha riskli olacak, daha riskli.
Şimşeğe ok mu atsam acaba? Ay yılan! Finger deme lan! Finger deme lan! Gebertirim bak ha! Şeyi ver, geri ver, oku geri ver oku. Heh. Ah sokuldum, sokuldum. Ah sokuldum, Mehmet Paşa oldum. Ah ulan bu yılan değilmiş lan o. Arkadaşlar bu yani yo biz ölmeye gelmişiz buraya, ölmeye. Yani nerede? Ah kefen burada ya. Al 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 al. Al kefen burada al. Yok arkadaşlar bu. Evet burada da yılan var. Yok o şeymiş. Tırmanalım şuraya. Mutluluk herkesin hakkıysa biri bizim hakkımızı fena şekilde yiyor arkadaşlar. Burada kaldık. Aşağıda yengeç ve yılan ve bir de ne olduğu belli olmayan denizde volta atan bir şey var. Bu geceyi bu ağacın tepesinde geçireceğim.